Merhaba arkadaşlar, yeni bir Türkiye Hip Hop gündemi programıyla karşınızdayız. Bu hafta 3 adet albümümüz ve çokça single'ımız var. İsterseniz hemen albümlerden başlayalım. İlk albümümüz uzun süredir beklenen Stabil'den Oxymoron albümü. 8 şarkılık bir albüm. 8 şarkının 8'i de yeni. 2 adet düet var yalnızca. Birisi Ati242, bir tanesi de Neva. Albümün beatlerinin 4 tanesi Neva'ya, 2 tanesi Efecan'a, bir tanesi Astral'e, bir tane de Elyaso'ya ait. Albümde PMC desteği bariz şekilde belli oluyor. Albümde dikkat ettiğim bir konu nakaratlarda Stabil'in kendisini çok geliştirmiş olması. Ve albümde çok farklı tonlarda şarkılar var. Hem vokal tekniği olarak hem beat olarak daha melodik şarkılar var. Emotional tarzda olan var, battle var, drill var. Çok farklı tatta şarkıları bir arada birleştirmiş Stabil ama şarkıların süreleri çok kısa geldi. Bu da günümüz artık rap piyasasının çok tüketici olmasıyla alakalı sanırım. Genelde şarkılar tek verse'den oluşuyor. Albümün giriş parçası Stabil'deki şarkı daha intro tarzında, kısa bir şarkı, tadımlık bir şarkı. Daha çok Stabil'in ilk çıktığı zamanları anımsattı. Özellikle Stabil'in o şarkısı tadında bir şarkı olmuş. Hedefini anlatmış, müzik için bazı şeylerden vazgeçtiğini anlatmış. Aynı zamanda 200'lü insanlardan da yakınmış. İkinci şarkısı albümün tek klipli şarkısı Billboard. Drill bir parça. Okuyuş tarzda drill fakat içerik drill değil. Bu da aslında drill tarzda şarkı yapıp da içeriğini doldurabileceğini gösteriyor rapçilerin. Piyasa eleştirisi var. Bazı kişisel konulardan bahsetmiş. Kendisi hakkında getirilen eleştirilere bazı cevaplar verdiği bir parça olmuş. Aynı zamanda filmden sonra oyunculuğunun da geliştiğini görüyoruz Stabil'in. Tabi bu şarkı daha önce Tepki böyle bir deneme yapmıştı. Rap popüler olmadan önceden beri gelen rapçilerin bu tarz denemelerini çok fazla görmedik. Tepkiden bir deneme görmüştük. Stabil'in bu şarkısı aslında sonraki rapçilere bir yol gösterici de olacaktır. Sonraki şarkısı Nankör. Akıcı bir verse'ü var. Flow'lar gayet yerinde. Astral beat'i olduğunu söyleyelim. Yani verse'ler ayrı ayrı tat veriyor. Nakarat ayrı tat veriyor. Yani güzel bir şarkı olduğunu söyleyebiliriz. Şarkının göndermelerinin de bol olduğunu söyleyelim. Kim olduğunu zaten az çok tahmin edersiniz. Sonraki şarkısı Karanlık. Daha duygusal, daha karanlık bir şarkı isminden de anlaşılacağı üzere. Hislerinden, duygularından, aşklarından, kısaca iç dünyasından bahsettiği bir çalışma. Eski şarkılarını bayağı referans alıyor bu şarkıda. Ve şarkı tek verse'den oluşuyor. Nakarat yok şarkıda. Alıştım artık albüm standardının biraz altında kaldığını düşünüyorum kişisel olarak ben. Ama ona rağmen nakaratı yine başarılı. Yani Stabil kendisinin ses kullanımı konusunda çok geliştirmiş bu uzun süreçte, beklenen süreçte. Yani şarkı duygusal bir şarkı ama o sertliği de veriyor Stabil aslında. Nefret, Neva ile düet olan şarkı. Bu şarkıda gayet melodik bir şarkı. Şarkıda tek eleştireceğim nokta Neva'nın nakarat kısmı çok uzun olmuş. 4 kere okuyor. 2 başta 2 sonda. Ve Stabil tek verse giriyor. Farklı şeyler denemiş burada Stabil. Sonraki şarkısı Matilda. Ati242 ile olan düet. En son ikiliyi Ati'nin albümünde görmüştük. Bu ikilinin 4. buluşması. Kafa yapılarının ve tarzlarının uyuştuğunu anlayabiliyoruz. Bu şarkı da gayet başarılı bir şarkı. Ati'nin albümündeki gibi. Yalnız şarkıda bence eksiklik nakarat olmaması. Hani bir bedo aradı gözler. Özellikle altyapıya gitar ve kemanı çok iyi yedirilmiş. Bu konuda da Efecan'ın başarılı iş çıkardığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda o nakaratta kullanılan sample olduğunu tahmin ettiğim bir melodi. Gayet tanıdık geldi ama çıkaramadım bir türlü. Normalde şarkının başlarında bilirsiniz Efecan tagini kullanır. Fakat Stabil'in verse'ünün sonuna doğru kullanması, o patronun sesiyle Stabil'in sesinin peş peşe gelmesi güzel hissettirdi. Yani başarılı bir şarkı olduğunu söyleyebiliriz. Son şarkı Seke Sek. Bu da albümün çıkış şarkısı gibi aslında. Yine kısa bir şarkı. Tek verse'den oluşuyor. Ve sonunda Ati'nin Bozgun şarkısındaki gibi bir enstrüman gördük. Bu da şarkıyı güzelleştirmiş. Artık bu tarz şarkılar moda olmaya başladı. Bu da Stabil'i ilk tanıdığımız şarkıların tadında. Bir sonraki albümümüz Harun Adi'den Katafalk. 8 şarkılık bir albüm yine ama bu şarkıların 3 tanesini daha önceden yayınlamıştı. İsyan, Nefret ve Analiz. Albümün son şarkısı da bir outro olduğunu düşünürsek, sadece beat olduğunu düşünürsek 4 yeni şarkıyla karşımızda. Sadece Şanlışer'le olan şarkısına klip çekti. Aynı zamanda Agabi, Sokrat ve Ahmet Üstüner düetleri bulunuyor. Albümün bütün prodüksiyonunun Allame'ye ait olduğunu söyleyelim. İlk şarkısı 6000 Bar. Şanlışer'le olan şarkı. Zaten beat'in Allame'ye ait olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. Şarkının nakaratının okunuş tarzında ve verse'lerin içeriğinde Fuat'a bolca respect görebilirsiniz ki zaten ikili mentionlaştı Twitter üzerinden. Yani gerçekleri anlattıkları, piyasaya eleştiri getirdikleri içeriğe sahip. Şanlışer'i
Adil'in kendi verse'ünün kendi standartları altında kaldığını düşünsen de Harun Adil gerçekten iştahlı bir iş çıkarmış son zamanlarda olduğu gibi. Yarı lirikalde bir klibi mevcut. Güzel bir çalışma. Sonraki şarkı Kamber, Agabi ile düet. Bu şarkıda da çok fazla Allame esintileri gördük. Özellikle flow tekniği açısından da, vokal tekniği açısından da Allame'ye Harun Adil çok etkilenmiş. Agabi de kendi özgün tarzında bir şeyler üretmiş yine. Reflex çok fazla farklı bir çalışma değil. Albüm standardında. Hepsi Hasta da Ahmet Üstüner düeti. Yani yüz verince astar istiyorlar konseptinde bir çalışma. Yine standart bir Harun Adil şarkısı. Dediğim gibi son şarkıda outro. Sadece beat var. Bu haftaki son albümümüz Kaplan'dan Brutality. 20 şarkılık bir albüm. Dünyaca ünlü isimler de var. 19 adet düet var. Gayet uğraşılmış, emek verilmiş bir albüm. Old school havaları, bolca scratch görebileceğimiz bir albüm olmuş. İki kadın MC'nin yanında Dr. Fuchs, Kurşun, Repozov, Kasırga, Deli MC, Selin Karataş, Garaz ve Almanya'dan Ayaz Kaplı gibi birçok isim var. Sadece albümde 6 şarkının solo olduğunu söyleyelim. İsterseniz birkaç şarkıdan bahsedeyim benim dikkatimi çeken şarkılardan çünkü 20 şarkı çok uzun olacak. Albümle aynı ismi taşıyan Brutality şarkısı Niko ile olan bir şarkı. Piyasaya bol bol gönderme olan bir şarkı. Kurşun'la Mermiler Havada şarkısını çok beğendim. Özellikle Kurşun'un tarzını şarkıda. Beğendiğim bir başka şarkı da Dr. Fuchs'la beraber olan Seks ve Para. Bu iş için çok emek verdiklerini anlatırken bazı eleştirileri var ama bu eleştirilerde Fuchs'un biraz kendisiyle çeliştiğini düşünüyorum. Geçmiş dönem şarkılarıyla, işte Sahtiyanlı Olanlar olsun, İstanbul Atak dönemindeki şarkılarıyla olsun. Biz o şarkılarını da seviyorduk ama o tür şarkı yapanları eleştirmiş Dr. Fuchs. Kaplan da yine güzel bir iş çıkarmış. İsterseniz yavaş yavaş şarkılara geçelim. İlk şarkımız Hidra'dan Deep. Klibin yönetmeliği Ömer Çelik'e, beat'i ise Arda Gezer'e ait. Artık bu üçlü bir grup gibi oldu aslında, bir label oluşturmuş gibi oldu. Son zamanlarda devamlı bu üçlüyü yan yana görebiliyoruz. Son dönemlerde Hidra ile ilgili aynı tarzı kullandığı için eleştiriler var. Fakat öyle yapmasa bu sefer eski Hidra'yı istiyoruz diyecekler. Tabii bir arafta kalma durumu var ama Hidra'nın bu şarkıda kendisini biraz güncellediğini, özellikle verse'lerini kısa tuttuğunu görüyoruz. Bu da bu tür eleştirileri kabul ettiğini ve kendisini güncellemeye çalıştığının bir göstergesidir. İnişler, çıkışlar, daha farklı tarzlar gördük Hidra'dan bu şarkıda. Bol bol piyasa göndermesi olsa da protesto söylemlerinden de asla vazgeçmiyor Hidra. Aralara sıkıştırıyor böyle. Giriş, tek verse ve nakarat şeklinde oluşan bir şarkı. Klipte biraz daha Gazapizm'in Ölüler Dirilerden Çalacak konseptinin biraz daha düşük prodüksiyonlusu gibi hissettirdi. Bir sonraki çalışma Uzi ve Ali 471'den Acayip. Ali daha çok Almanya'da birkaç şarkıyla ünlenip popülerite kazanmış bir kişiydi. Son dönemlerde böyle bir çalışmaya ihtiyacı vardı. Ama şarkının emeğinin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Özellikle klip de başarısız. Özellikle Uzi'nin son dönem çalışmalarına baktığımız zaman daha prodüksiyonlu, daha profesyonel işler görüyorduk. Hani bu kadar büyük bir hype yakalamışken böyle çalışmaların içinde olması aslında Uzi'nin kariyerine zarar verebilir diye düşünüyorum. Hani kendisinin daha kaliteli işlerle karşımızda olmasını isterim açıkçası. Çünkü kendisi rap piyasasının biraz dışarı açılan, Avrupa'ya açılan tarafı gibi. Yani onunla rapi tanıyan çok isim var. Bir şekilde aslında Türkçe rapin vitrini durumunda diyebiliriz kendisi için. Ama biraz da kendisini böyle ben oldum hissiyatını hissettirmesi çok hoşuma gitmiyor. Hani bu dinlenme sayılarına çok fazla güvenmemesi gerekiyor. Bence üstüne koyarak ilerlerse kültürde, Türkçe rapte unutulmayacak isimler arasına girecektir kendisi. Yani aslında Uzi'ye çok yakıştıramadığım bir çalışma dersem daha doğru olur. Bir sonraki çalışmamız Sansar Salvo'dan Mikrop. Tabii Sansar'a son dönemler gelen eleştiriler genelde hep tek düze gittiğiyle alakalıydı. Kendisi de bu eleştirileri kabul etmiş olacak ki bu şarkıda biraz daha farklı şeyler denemiş, daha hissiyatlı okumuş. Zaten şarkı içerisinde Sansi kafiyesini de görüyorsunuz. O karanlık vokali Sansi kafiyesi. Hem eskiyi hissettirirken kendisini de hafiften güncellemesi bana göre toparlandığını gösteriyor. Yeni rap dinleyicilerine belki şu an çok cazip gelmeyebilir ama Sansar böyle deneye deneye bence doğru yolu bulacak gibi. Şarkının nakaratının da olmadığını söyleyelim. Söz içeriği olarak da üretmeye devam edeceğinin, bunun son kurşunu olmadığını söylüyor. Ve iç dünyasındaki bazı karışıklıkları aktarıyor dinleyiciye. Sansar eski Sansar gibi oldu dedim ama kendisinin müziğini de güncelleyebilecek mi göreceğiz. Bir sonraki şarkımız Çakal'dan Senorita Sinyale. Daha tek kelime üzerinden kurulmuş şarkı hissiyatı veriyor şarkı. Bakalım şarkının klibi veya beat'i bir yerden esinlenmiş olacak mı? Çünkü son zamanlarda çoğu şarkısında bu durumu gördük. Özellikle beat'in basslarının çok iyi geldiğini söylemek istiyorum.
Normalde şarkıları içerikle ilgili bazen eleştiriyorum ama bu çok başka bir boyut. Yani diğer önceki eleştirdiklerime biraz haksızlık yaptığımı hissediyorum Çakal'ın şarkılarını dinlediğimde. Yani bu hafta içi beğenmediğim çalışmalardan birisi oldu açıkçası. Bir sonraki şarkımız Bossy ve Xir'den Kaldırdım Canım. İkisi de Şenişah'la eski dost, yeni hasım. Bu konsepte şarkıyı dinlerseniz sözleri daha anlamlı geliyor. Çünkü şarkıda çok fazla gönderme var. Dinlediğiniz zaman belki bazı şeyler kafanızda oturacaktır. Aslında ben şarkının ismine bakınca daha dalga geçer, daha eğlenceli bir içerik düşünüyordum. Fakat gayet duygusal ve sert bir parça olmuş. Bossy'nin verse'ünü beğenmediğimi söyleyebilirim. Nakarat da biraz daha iyiydi. Xir de kendi standartlarındaydı. Açıkçası ben bu ikiliyi duyduğumda daha fazla heyecanlanmıştım. Fakat standart bir şarkı olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki şarkı Grogi ve Can'dan Tersine. Can sadece müzik ve düzenlemede bulunuyor. Grogi üstüne koyarak ilerliyor gerçekten. Hani nakaratlarda farklı, vokalde farklı kendisini geliştirmiş, daha olgun duruyor açıkçası. Sadece ilk verse ile ikinci verse arasında biraz uyumsuzluk var ama bu da çok fazla rahatsız etmiyor açıkçası dinlerken. Güveninin, saygısının yok olduğunu, onun yanına kuşku ve nefretin geldiğini anlatan bir söz içeriği var. Bazı isimlere de üstü kapalı göndermeleri mevcut. Klibinde Asil'i de gördük. Hatta Asil orada Grogi kafamızı yap kısmını da seslendiren kişi. Bir sonraki şarkımız Ados'tan Kalabalık. Verse'ler başarılı olsa da nakarat kısmı özellikle beatle birlikte çok fazla pop tarzında olmuş. Aslında bu bir sorun teşkil etmiyor gibi görünse de verse'lerin sonuna doğru da melodik söylediği için hani rap kısmı biraz kısık kalmış. Ama tabii ki Ados'u biliyoruz, her tarz deniyor. Ses kullanımını özellikle çok fazla geliştirdi. Söz içeriği olarak da hani duygusal bir melodi olmasına rağmen gayet içi dolu, betimlemeleriyle özellikle farklı bir tat katmış şarkıya. Şarkının bir de İstanbul manzarası eşliğinde otururken Ados'un arkadan çekilmiş doğal bir klibi var. Ados böyle işleri seviyor. Bir sonraki şarkımız Kamufle ve Karya Çandar'dan Herkes Kendi Derdinde. Şarkının nakaratını beraber söylediğini görebiliyoruz. Kamufle daha Karya'ya uymuş, onun tarzına bürünmüş. Ki Kamufle biliyorsunuz her tarza girebiliyor. Tatlı bir şarkı olmuş, tam Kamufle ayarında. Sonunda da bir saksafon solosu gördük. Gerçekten o da güzel bir hava katmış şarkıya. Ama çok fazla albenisi olmayan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani müzikal olarak Kamufle çok yetenekli, üstüne koyarak gidiyor ama daha farklı, kendisinden daha üst seviyede insanlarla çalışsa sanki kariyer için daha iyi olacak gibi. Tabii bu çalışmalar da gayet güzel. Bir sonraki şarkımız Velet ve Gökay'dan Pelesenk Dillerdi. Tabii Gökay'ı çok fazla tarzda görebiliyoruz. Drill yaptığı şarkılar var, Semt Rap yaptığı var, duygusal var. Burada da farklı bir şey denemiş ama ben çok beğenemedim. Yorucu bir verse olmuş. Nakarat'a ona nazaran biraz daha iyi. Velet'in özellikle vokal tekniğini beğendim. Ona kalın böyle sert ses tonu daha çok yakışıyor bence. Çünkü onu kullandığı zaman o melodik yapısı da öne çıkabiliyor. Şarkının bir de klibi olduğunu söyleyelim. Bir sonraki şarkımız da Old G Atmosfer. Hani şarkıyı ilk açtığımda hissettiğim şey hem rhyme açısından hem vokal tekniği açısından Hydra geldi aklıma. Onun ilk çıktığı zamanlar anımsattı açıkçası. Ama Old G gerçekten son zamanlarda en beğendiğim New School MC'lerden. Çünkü söylemleri özellikle gayet dolu, içeriğini dolduruyor devamlı. Aynı zamanda soundları da yakalayabiliyor. Klibinde UFO 361'in Stay High klibinin ortalarında yaptığı o telefon görüşmesi durumu oluyor. Ondan sonra aynı şekilde melodi değişiyor. O da şarkıya güzel bir hava katmış. Bir sonraki şarkımız OH Gurbet. OH'ın kendisini geliştirdiğini görebiliyoruz. Bu şarkıda özellikle daha olgun göründü. Tabii kendisinin de gurbette olduğunu düşününce duyguyu daha iyi aktarabilmiş. Yani yetenekli olduğu bariz ama bazı hataları da oluyor. Bu da işin tuzu biberi diyelim. Hani öyle kabul edilmeyecek hatalar değil. Bence OH'ın hit bir parçaya ihtiyacı var. Bir hit parçayla bütün kariyeri değişebilir. Şarkının siyah beyaz bir de klibi olduğunu söyleyelim. Bir sonraki şarkımız Jambay Walker'dan Çakı. Tabii bu ikisine devamlı getirdiğimiz eleştiri bütün şarkılarının tarzı birbirine benzediği üzerineydi. Hani melodi değişse bile söylem tarzı ayırt edilemiyordu. Fakat onlar da daha önce söylediğimiz gibi Hydra ve Sansar gibi kendisini revize etmeye çalışmış. Ve gerçekten de bu sefer gayet başarılı olmuşlar. Yani vokal teknikleri çok farklıydı. Farklı bir şarkı olduğu net anlaşılıyordu. Özellikle ben Jambay'ı Walker'ın bir adım önünde görüyordum vokal tekniği olarak da. Nakarat'ta da zaten Jambay vardı. Fakat Walker bu şarkıda kendisini çok fazla geliştirmiş. Çok değişik teknikler kullanmış. Benim bu hafta içi en beğendiğim şarkılardan birisi oldu. Bir sonraki çalışmamız Azap HG'den Peki Peki. Azap HG'nin kendi tarzını çok fazla değiştirdiğini görüyoruz artık. Tamamıyla melodik rap üzerine
bir gelişim kaydetti ve başarılı da oluyor. Şarkıların kulağı gerçekten güzel geliyor. İçeriye fazla dikkat etmese de yaptığı prodüksiyonla, verdiği emekle dinlenebilir işler çıkıyor açıkçası. Biz kendisini böyle tanımamıştık ama kendisi artık bu gömleği giydi. Özellikle şarkının nakaratı çok başarılı buldum. Ya dediğim gibi sesini kullanmayı çok fazla öğrenmiş. Özellikle back vokallerle de doldurması şarkıyı dinlenebilir kılıyor. Bir sonraki şarkımız Hazel'dan Mesaj Bırak. Kendisini DJ Sivo'nun geçtiğimiz haftalarda çıkmış olan Asil ve Zenci ile beraber Ablalarla Geç şarkısıyla hatırlamıştık. Yani daha çok dikkatimizi çekmişti tekrardan. Yani şarkıyı dinlediğim zaman aslında açar açmaz ilk dikkatimi çeken şey beat'i oldu. Kimin diye hemen merak ettim. Açtım. Hazel'ın yanında Da Poet ismi yazıyordu. Tahmin ettim zaten ben de. Daha böyle 90'lar havası. Sanki böyle bir Biggie şarkısı dinliyorsunuz gibi. Tabii Hazel'ın öne çıktığı nokta farklı vokal tekniklerini bir arada kullanabiliyor olması. Hem flow yapabiliyor, hem melodik tarzda başarılı olabiliyor. Aynı zamanda R&B'de de gayet başarılı. Gayet başarılı bir şarkı olduğunu düşünüyorum ki Hazel'ın zaten dikkat çekmeye başladığını önceden de söylemiştim. Kendisi en iyi kadın MC'lerimizden biri olmaya aday. Tek dileğinin huzur olduğu, geçmişiyle hesaplaştığını ama şu anda kafasının rahat olduğunu anlatan bir de söz içeriğine sahip şarkının bir de klibi olduğunu söyleyelim. Son olarak da underground bir şarkı önereyim. Esa ve Mos'tan Vesselam. Tabii ikisi YouTuber arkadaşımızdan, şarkı incelemesi yapan arkadaşlardan drill tarzında okuyarak ama içerik olarak daha bir şeyler anlatmaya çalışmışlar. Abisi, ailesi veya kız arkadaşları üzerinden. Anlattıkları şeyler değişiyor tabii. Yani aile, aşk gibi içerikler var. Tabii daha kat edecekleri yollar fazla. Yollar açık olsun diyelim. İsterseniz yavaş yavaş gündeme geçelim. İlk haberimiz Mahoji Yeşil Oda'dan ayrıldı. Kendisi bir ivme yakalamıştı. Yeşil Oda bünyesine katıldı. Anıl Piyancı, Kontra, Benfero gibi isimlerle düet yaparak aslında iyi bir yol kat etmişti, iyi başlamıştı. Fakat Anıl Piyancı'nın tabii çok fazla ilgilenememesinden kaynaklı olabilir Yeşil Oda'yla. Yolları ayırma kararı aldılar ama gayet saygı çerçevesinde kendisine kattıkları için teşekkür etti Yeşil Oda'ya. Yolu açık olsun diyelim. Bir sonraki haberimiz Red Keys etiketiyle kenevir yetiştirileceği duyuruldu. Tabii bu bazı kesimler tarafından hani uyuşturucuya yorumlandı ama kenevir dünyadaki en dayanıklı organik maddelerden birisi ki Amerika'da bu durum artık popülerleşti. Bizim ülkemizde de teşvikler var. Hatta biz de arkadaşlarla bir ara böyle bir şey yatırım yapmayı düşünmüştük. Kontkar'da bu konularda yatırım konusunda gayet zeki. Bir sonraki haberimiz How to Sell Drugs Online Fast dizisi Netflix'te. Filmin bir sahnesinde Eko Fresh ile ilgili Arap olarak bahsediyor ve işte uyuşturucu satıcılığı konusu üzerinden yorum yapıyor ki ikinci bahsettiğinin zaten Eko Fresh'in şarkılarından biliyoruz önceki şarkılarından ama Arap dediği kısmı tabii ki biraz tepki çekti. Hani ırkçılık üzerine yorumlandı daha çok. Yani Avrupa'da genelde böyle göründüğümüzü zaten biliyoruz. Son olarak da son dönemde çıkan orman yangınlarıyla, organize şekilde çıkan orman yangınlarıyla ilgili rapçilerin çok fazla paylaşımı oldu. Tabii bu kadar organize şekilde yangınların çıkması doğal bir afet olarak görünmüyor. Yani terörist bir saldırı mı yoksa artık ilerisi için bir yatırım amaçlı yapılmış bir şey mi? Bununla ilgili bir araştırma yapılması lazım. Çünkü insanların kafasında soru işaretleri var. Gerçekten çok üzücü görüntüler gördük. Hani hayvanların telef olması ayrı üzücü. Ülkemizin akciğerleri gibi olan orman alanlarının yok olması ayrı üzücü. Vefat eden insanların olması ki mekanları cennet olsun. Yakınlarına sabır dileyelim. Aynı zamanda insanların mülkiyeti, malı, birikimi yok oldu. Hani bu konuda da gerçekten bir açıklama yapılması, bir araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bugün siyah gömlek giymeyi tercih ettim. Evet arkadaşlar bu şekilde çıkmış şarkıları değerlendirdik, albümleri yorumladık, gündemi değerlendirmeye çalıştık. Eğer rapten haberiniz olsun istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.